Yumurtanın kolisi kaç lira diyordu arkadaş en son? 5 euro diyordum da 3 euroya alıyoruz biz. 3 euroya 30'lu yumurta mı alıyorsun? He, 30'lu yumurta. 3 euro. Geliyor ha. Buradan ucuz. Allah Allah. Ama para birimine karşılaştın mı? Ben Hollanda'dan geliyorum. 3 euro yumurta var mı Almanya'da? Var abi. 10 koli, 30 tanesi. Abi. Abi yok. Yok abi. Sen abi, yok abi, ben arıyorum ya. Ben alışveriş ben yapıyorum ya. Abi, kim alıyor? Vallahi abi, biz yapıyoruz ya. Abi, o zaman Türkiye'den ucuzdur ha. He? Türkiye'den ucuz. En ucuzu aldığı. 80 lira burada. Sen diyorsun ki 3 euro. 2.49. Doğru. Yok abi, olmaz öyle bir şey. Yumurtanın 10 tanesi 2.49. Nereden geliyorsunuz abi? Almanya'da 10 tanesi iç. Ya boş ver. Almanya'ya yani Türkiye'yi karşılaştırma. Karşılaştırmıyoruz zaten. Karşılaştır. Almanya'da. Ne? Yumurta. 10 tanesi 2.49. Yok, yani 30 tanesi 7.5. 6 lira sorun değil. Mesela Almanya meselesi değil. 7.5. Türk parasına göre. Yok ya, Alman parasına göre 7.5 lira. Türk parasına göre olur mu ya? 7.5 avro ya. 7.5 euro. Kaç yumurta? 30 tanesi. Ne diyorsun abi ya? Tabii çok canım ya. Bana bak. Ona büyük para mı abi? 7,5 euro kaç para ediyor abi? 7,5 euro. Bilmiyorum, söyleyin. Matematiği daha kuvvetli. Yok yok. 7,5 euro kaç para ediyor abi? 130 lira ediyor. 130. 130 lira. 130 lira. Ama burada 130 lira değil ki. 70 lira. Burada ne kadar abi? 60 lira 70 lira. BİM'de 62 lira. Abinin maaşını bir soralım abi. Abi kaç lira alıyorsunuz? Almanya ile Türkiye'yi karşılaştı. Almanya ile... Yok yok. Türkiye ile Urte hesabı yap. 2000 lira. Kira kaç lira? 2000 euro. 1000 lira kira. Ne oldu? Almanya ile Türkiye'yi karıştırma. Türkiye ile Afrika'yı karıştır. 1000 avro mu abi kira? 1000 euro. 1000 avro 18 bin lira ediyor abi. Şey burada 7000 lira 6000 lira kira abi. Burada daha mı ucuz diyorsun abi? 6-7 bin lira mı abi? Bize ucuz ama Türkiye ucuz. Matematikle daha mı ucuz oluyor? Şimdi söylediğin zaman bunu söylüyorum. 1000 euro ise demin de başka birisi 1500 euro dedi değil mi? Abi 2000 euro 7000 lira demedin mi sen? 2000 euro yaklaşık 40 milyar maaş alıyor. 40 milyar maaş alıyor. 40 milyar lira mı alıyormuş? 2000 euro yaklaşık 40 milyar. 36-37 milyar. 37 milyar. 130'unu şeye veriyor yumurtaya. Onun geliriyle gideri birbirine dengeli. Geliriyle gideri birbirine dengeli. Geliriyle yani başka alternatif varsa, başka güzel bir adam varsa verek. Valla inşallah diyor mu? Bayat abi derse başka biri gelir. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Almanya Türkiye meselesi ne biliyor musun? Şimdi köyün birinde bir tane deli çıkmış, demiş ki haşa ben peygamberim. Köylü bununla baş edememiş. Lan nasıl baş edeceğiz biz bu deliyle demiş. Öbür deliyi çağırmışlar. Öbür deliye demişler ki ya bu ben peygamberim diyor, sen ne diyorsun? Bakmış şöyle demiş, ulan ben Allah olduğumdan beri böyle bir peygamber göndermedim demiş. Bu da o misal. Almanya burası. Ya senin satın alma gücün ne kardeşim? Sen satın alma gücüne bakacaksın. Abimize göre burayı iyiymiş. Şimdi Almanya'dakiler ve yurt dışındakiler eğer gelip de burada buranın durumu iyi diyorlarsa, o zaman onlar şunu istiyorlar. Daha beter olsunlar ki biz rahat edelim. Öyle bir şey yok. Abi. Öyle ya, bir şey yok. Bak, ben Hollanda'dan geliyorum. Benim düşüncem öyle değil. Ama öyle bir algı yaratılıyor. Söylemeyeni tenzih ediyorum. Öyle bir algı yaratılıyor ama. Ama bakın şimdi bir dakika. Almanya'daki adam geçen gün burada konuşuyor. Orada şeyde görevli Almancı bir arkadaş diyor ki ben geçinemiyorum. Diyor ki nerede yaşıyorsun falan ya. Kardeş ben orada diyor hükümette görevliyim. Geçinemeyen insanlara da yardım ediyorum. Kimliğini versene diyor, adam kaçıp gidiyor. Ya arkadaşım, Almanya'nın satın alma gücü, arabaya gelen zam belli mi? Yani bir senede ya da 3 sene içerisinde 100 bin liralık bir araba 1 milyon oluyor mu? Şey biz yok. Neyi konuşuyoruz şey burada? Yumurtayı konuşuyoruz. Bizimkisi deli misali abi. Evet. Adam diyor ya ben Allah... Abi karşılaştırma diyorsun da kendi cumhurbaşkanımız karşılaştırıyor bunu. Almanya örneği var yani ortada. Ya baba birçok şey karşılaştırılıyor. Yani bugün... Peki... 30 yumurta. 1,5 euroymuş. 30 yumurta. Yumurtayı boş ver. Dur. Bunu yumurtayı kapat. Ya şimdi ülkeyi düzelttik. Tamam, yumurtayı kapat. Abi bak mazot. Burada 26 lira. Tamam mı? Biz orada 2 euro alıyoruz. Bak arada farka bak. Hocam Hollanda'dan mı geliyorsunuz? Asgari ücret ne kadar dediniz? Asgari ücret 1800 euro. 1800 euro. İki kişi çalıştığınız... Giderse ortalık Türkiye düzelir. Bu Cumhurbaşkanı gitmesi gerek. Neden abla? Neden? Geçinemiyoruz.
Mesele sistemle alakalı ablacığım. Şimdi bizim ülkemizin hırsızı bitmiyor. İktidarın gücünü o masayı arkasına alan adam ülkenin sahibi zannediyor kendini ve bunu kendi çıkarlarına kullanıyor. Yarın ben sistem düzelmedikten sonra oraya ben çok temiz olarak geldim mi, parayı gördüm mü değişiyorum, gücü gördüm. Sistemle. Hep beraber oyları vereceğiz, bunu başımızdan atacağız. Avrupa Birliği'ne giremedik. Hani biz Müslümanız diye. Biz o normlara ulaşmamız gerekir. Bak bu ülkede ne yok biliyor musun? Hangi parti gelirse gelsin adaleti istemiyor. Çünkü biz hırsız bir ülkeyiz. Anladın mı? Herkesin işine geliyor. Hırsız bir ülke. Herkesin altında bir araba çakarlar. Milletvekilinin orada çakarlar araba kullanıyor. Öyle bir şey yok orada ama. Şimdi bir dakika. Bir yerlerde ölen insana kader diyorsun. Ama buraya namaza geliyorsun. 100 tane korumayla hayırdır Allah'a karşı geldiğinde kader nerede? Orada belediye başkanı bisikletle gidiyor. Ya hükümet şeyine. Sistem belli orada. Senin Hollanda'da da bulundum. Almanya'da da bulundum. Birçok ülkede bulundum. Başkan gör bakalım bisikletle geliyor mu? Ya kardeşim Belçika Ekonomi Bakanı ile beraber lokal. Niye böyle hocam? Yani niye Türkiye'de çakarlı arabalar? Herkesin bir şeyi var. Bir mevkisi var. Mevki olunca. Baba havalı oluyor. Arabayla geziyor. Bizim orada Cumhurbaşkanı adam bisikletle gidiyor. Hükümet binasına. Öyle bir şey var burada. Burada ne oluyor? Bakan olunca adam altına arabayı çekiyor. Oğlu, kızı, herkes bakan arabasıyla gidiyor. Orada öyle bir şey yok. Orada adam sana ayrıcalık vermiyor. Ceza mı yedin? Cezayı ödeyeceksin. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes mevkisi var. Herkes rahat. Ama fakir halk daha çok sömürülüyor. Benim gördüğüm o. Ama burada bir algı var. Mesela Almancı oradan geliyor, burada Euro'nun bozuluyor. Ne yapayım baba? Ben burada tatile gelmişim. Bura benim vatanım. O zaman niye bize böyle şey yapıyorsunuz? Mesela benim dururum orada ya Allah'a şükür. Buraya geldim tatile bir hafta geri gideceğim. Ama sen bana diyemem. Ya oradan geldim buraya geldim burada yaşıyorsun. O zaman ben niye burada yaşayayım? Ben orada alışmışım. Ben niye buraya geldim? Evet. Burada öyle bir algı görüyorum ben. Başka ne fark var hocam? Nasıl ama mesela? Hem ekonomik hem de normal manevi olarak ne farklılıklar var? Ama orada her şey standartlar var yani. Hayat güvencen var. Her şey bağlılaştı. Orada da bağlılaştı. Yani ekmek 1 liraysa 2 lira oldu. Ama orada yine hani ayağını yorganına göre uzatırsan geçinebilin. Ama burada bilmiyorum zor. Almanya'yla Türkiye'yi mukayese etmek yanlış olur abi. Almanya Avrupa'nın küçük Amerika'sı bu abi. Yapmayın birazcık şey yapmasınlar. Almanya Türkiye mukayese. Cumhurbaşkanı karşılaştırıyor biz değil. Abi, Cumhurbaşkanı öyle karşılaştırmıyor abi. Öyle karşılaş. Biz aynıyız demiyor yani. O kadar değil yani. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim yollarımız daha iyi diyor. O arkadaş yalan konuştu demin. 3 euro diyor 30 yumurta yalan. Ya bak anlattı 1,5 euro diyor. Dışın ne yakacağını bir sorun. Dışın ne yakacağını.